sizlerle birlikte olacak. Sayın Sağlar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Bizi ediyoruz. Bizi izleyenlere de iyi bir gün dilerim. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Bütün hafta işte bu ahmak davasını konuşarak geçti. Hatta İstinaf Mahkemesi'nde duruşmanın Ekim ayında olduğunun bilinmesine rağmen bu karar çıktı çıkacak gibi bazı söylentilerin de gündeme geldiğini gördük. Siz nasıl yorumladınız yargı eliyle siyasetin dizayn edildiğini? Dün geride bıraktığımız gün içerisinde Mansur Yavaş vurgu yaptı. Siz nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz noktayı? Bilge Hanım, sadece Sayın Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun söylemeleri değil, çok uzun zamandır, yani aşağı yukarı 22 yılın belki yarısından fazlası sürede Recep Tayyip Erdoğan yargıyı eline geçirdiği, hele hele 15 Temmuz sonrasında tam olarak AKP'li yöneticilerin, oraya ait olan insanların savcı ve hakim seçilmesinden sonra yargı sopasını kendisine karşı olan, muhalif olan, düşünen, sorgulayan ve gelecekte kendisi için rakip gibi görünen herkes için kullandı. Talimatla davalar açıldı, talimatla davalar neticelendirildi ve dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili ahmak davası da bilinçli bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en önemli, en büyük aday karşısında rakip olduğunu bildiği için onu engellemenin bir yolu olduğunu da açıkça ortaya koydu. Ama bu ayağına kurşun sıkan bir noktaya da getirdi. Getirecekti, onu da iyi görmesi gerekiyor. Nitekim AKP'li sağduyulu insanlar Ekrem İmamoğlu'na ceza verilmesi, yani siyaseten men edilmesi doğrultusundaki bir kararın Ekrem İmamoğlu'nu daha da büyüteceğini, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi daha da küçülteceğini, hatta daha büyük tepkilerle karşı karşıya bırakacağını açıkça söylüyorlar. Gerçekte bu zaten. Yani şimdi düşünün, ahmak dedi diyor. Hüdapar'ın genel başkanı hepimize ahmak dedi. 85 milyona, yani size, bana, bizi izleyenlerin hepimizi ahmağı anlatır gibi anlatıyorum dedi. Onunla ilgili hiçbir şey yapılmaması, ama Süleyman Soylu'ya söylenmiş bir şeyin Yüksek Seçim Kurulu'na söylenmiş gibi algılanarak dava açılıp ondan sonra da ceza verilmesi son derece Türkiye'nin yargı hukuk devleti olmaktan çıktığının göstergesidir, somut örneğidir. Hatta daha da ileriye gideyim. Biliyorsunuz bu da açılan bu davayla ilgili yargıç, ben baskı altındayım ve istenilenleri yapmayacağım diyerek reddetti ve sürüldü. Galiba Samsun'a falan bir yere gönderildi. Şimdi bunların hepsi gözümüzün önünde oluyor. Dolayısıyla hedef Ekrem İmamoğlu'nun, hedef Cumhuriyet Halk Partisi'nin İktidar olmasının engellenmesi, yargı yoluyla engellenmesi, yargı yoluyla, yargı sopasıyla Türkiye'yi kendinden yeniden şekillendirmesi. Anayasa istemesinin altında yatan da bu, kendine uygun bir anayasa yapıp bugünkü fiili durumu, yani anayasaya uymamak, anayasal egemenlikten vazgeçmek, anayasanın bütün kurumlarını yok sayan anlayışını yeni anayasanın içerisine zerk etmek. Dolayısıyla böyle bir anayasa, anayasasızlık daha doğrusu, tek adam rejiminin açıkça ortaya konacak bir şartname ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu şartnameyle de halkı üzerinde baskı kuracak ve bir diktat rejiminin gerçekleşmesini sağlayacak bir anlayışı sergiliyor. Bu yapılanlar bile, bu söylenenler bile neler gelecekte yapılabileceğini bize anlatıyor. Dolayısıyla hemen seçimle bu anlayışın, Talibanlardan farkım yok denilen anlayışın artık Türkiye'yi yönetmekten uzaklaştırmak gerekiyor. Yani bu bir geç de kalındığı düşüncesindeyim. Halk açlıkla karşı karşıya, işsizlikle karşı karşıya, yani düşünün, emekliye para verecek, emeklinin yaşamasını sağlayacak, maaşını arttıracak yerde çalışan, yine tırnaklarıyla hayatını sürdürmeye çalışan emeklilerden bu sefer
vergi kesmeye kalkıyor. Yani bir zamanlar biliyorsunuz garsondan, kuryeden para almaya, vergi kesmeye çalışan bir anlayışın hemen ortaya çıkmış olması bizi çok tepkilendiriyor. Ben istinafın Ekrem İmamoğlu lehine karar verici bu oyunları bozacağını düşünüyorum. Çünkü hala Ankara'da da hala Adalet Bakanlığı içerisinde de yargıçlar var, savcılar var. Yani hepsi onların değil, hepsi bağımlı ve taraflı değil. Vicdanı olan, özellikle hukuka inanmış, ahlaklı yargıçların olduğunu biliyorum. O nedenle İstinaf Mahkemesi'nden zaten bu konuşmalarımızı boşa çıkaracak bir karar çıkacağını düşünüyorum. Ama boş bırakmamak gerekiyor toplumu. Ve özellikle bu tek adam rejiminin, dikteye doğru götürülen tek adam rejiminin üzerinde halkın büyük bir şekilde baskısı ve ötelemesi, iteklemesinin oluşması gerekiyor. Bunun için de toplumsal muhalefete önderlik yapmak gerekir. Yapıldı mı peki, yapılıyor mu, yapılacak mı Sayın Sağlar? Ya da yapılırsa nasıl yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere neyi nerede şu ana kadar yanlış yaptı şöyle bir baktığınızda? Vallahi yani seçim tarihi vermek en büyük yanlışlıktır. Hı hı. Yani 15 ay sonrasıyla ilgili Kasım'a kadar gel gelmezsen seçim bundan sonra bize gelme lafı aslında seçimin yenilenmesinin iki yolu var. Birisi Cumhurbaşkanı tarafından seçime gitme kararı, diğeri de meclisin çoğunluğuyla seçime gitme kararı. Bunları zorlayarak yapabilirsiniz. Bu zorlamanızın gücü halktır. Halkla birlikte yaparsınız. Üç tane şeyi de gördük ki işte tarım üreticileriyle ilgili yapılan mitinglerde gördük ki halk patlamak üzere. Dolayısıyla siz sadece onları değil, 81 vilayetin 81'inde 700'ü aşkın ilçenin o ilçelerde halkla birlikte yeter artık diye bir dizi durmaksızın bir strateji izlerseniz bu kar yumağı gibi büyür ve iktidarı orada oturmaktan kaldırır. Bakın bir sürü şeyler duyuyoruz. Yani AKP halkı 232 milyar lira boşuna halka 232 milyar TL ödetmiş. Nasıl ödetmiş? Yani bütçeyi arttırmak için meclisten ödenekle ilgili, artışla ilgili izin çıkarmadan kendince yapmış. Çünkü artık anayasal egemenliği olan bir yerde değil, anayasayı da yok sayan bir iktidarın yönetimindeyiz. O nedenle istediğini koyuyor. Ve kimse de kalkıp da ya sen bu 232 milyar TL'yi nasıl harcadın, bunun hesabını ver demiyor, diyemiyor. Neden? Çünkü bunu diyecek güvenceyi siyaset henüz vermiş değil. Evet. Burada büyük bir sıkıntımız var. Şimdi biraz önce dediniz ya, erken seçim tarihi vermek, bir tarih